Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine benim çalışma ofisimdeyiz, yani Bayfit stüdyomdayız. Bisikletli ulaşım videosundan sonra düşündüm ki biraz daha detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Gelen yorumlar ve istekler de bunun üzerineydi zaten. Hem kendi kullandığım bisikleti anlatacağım, Soul Rider'ı. Hem de üstünde kullandığım ekipmanları anlatacağım, donanımları anlatacağım, kullandığım aksesuarları anlatacağım. Ve bunların üzerinden size bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Önce size biraz kısaca bisikletimi anlatayım. Evet arkadaşlar, bu benim Soul Rider'ım. Biliyorsunuz bu markayı Yasin yapıyor. Yasin Cihat Bingöl. Soul Rider Frameworks olarak takip edebilirsiniz. Instagram'da ve Facebook'ta sayfaları mevcut. Bu kadro benim için özel tasarlandı. Hem ihtiyaçlarıma hem de fiziki özelliklerime göre. Şimdi biraz kendisinden bahsedeyim. Disk frenli bir bisiklet. Her hava koşulunda rahatlıkla kullanabilmek için önde ve arkada disk fren sistemine sahip. İşte disk fren artık hani ulaşımda kullanılacak bir bisiklet için bence olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi. Özellikle hem yaz hem kış koşullarında kullanacaksanız. Aynı zamanda kullanımı kolay olsun, sürekli vitesi değiştirmek zorunda kalmayayım, daha sabit, daha konforlu gidebileyim diye tekli ayna kol kullandığım bir sistem. Hemen böyle göstereyim. Ön ayna kol yaprağı 44 dişli. Şöyle. Arkada ise 11-36 bir ruble var. Force X1 grup setle topladığım bisikleti. Fren sistemi olarak da TRP'nin HYRD diye bir şöyle HYRD diye bir sistemi var. Bu fren sistemi fren kolundan buraya kadar kalipere kadar mekanik olarak geliyor. Kaliperlerde hidrolikleşiyor. Bunun en büyük avantajı hani hidrolik hortumda yaşayabileceğiniz bir problemde kolaylıkla servis yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda benim şöyle bir planım var. Hemen onu da göstereyim size. İlerleyen dönemde burada araya cyclocross'larda da görmeye alıştığınız cyclocross fren kollarından koyacağım. Hidrolik bir fren seti kullanıyorsam bunu yapamayacaktım. Kablo seti olarak Jaguar'ın Elite Link'ini kullanıyorum. Bu Elite Link'in en büyük avantajı sistem tamamen kapalı kabloyla çalışıyor. Hemen şuradan yandan daha kolay görebilirsiniz. Buradan geliyor. Gördüğünüz gibi burada şeffaf bir kılıfın içerisinde ilerliyor. Burada tekrar içeri giriyor ve buraya kadar vitese kadar tamamen kapalı bir yapıda. Bu ne sağlıyor? Kablolarınız daha uzun ömürlü oluyor. Hem de hava koşullarından daha az etkilenmiş oluyorlar. Daha rahat çalışıyorlar. Yani kil ve çamur kabloların çalışmasına engel olmuyor. Yine vites kollarım da SRAM Force serisinden. Gidon olarak da uzun mesafelerde rahat edebilmek için traditional geometrili, yani burası komple yuvarlak ve alt tarafı düz bir gidon tercih ettim. Ön tarafta hani aydınlatma, kamera ve kilometre saatim var. Üçünü bir arada kullanıyorum. Buradaki far hani zaman zaman kafama taktığım, zaman zaman da gidona taktığım bir far. Dediğim gibi bir tane bisikletinizin üstüne bir tane de kafanıza ön flaşör takabilirsiniz. Bu görünürlüğü arttırır diye. Ben buradaki farı sabit olarak kullanıyorum. Bunun hem şöyle hem flaşör versiyonu mevcut hem de çok kuvvetli bir aydınlatması mevcut. Bunu da flaşör olarak bazen kafama bazen yukarıya takıyorum. Hani karanlık havalarda bu far tamamen aydınlatma, böyle aydınlığa yakın biraz daha alaca karanlık koşullarda da flaşör olarak kullanılıyor. Arka ışık olarak da hemen şöyle göstereyim. Yine demin gösterdiğim Stick serisinin arka ışığı mevcut. Bunlar çok küçük ışıklar. Şöyle göstereyim. Çok da hafifler, yani böyle 5-10 gram gibi bir ağırlığı var. Oldukça kullanışlı. USB'den şarj oluyor. Bu aparatın farklı versiyonları mevcut. Bunlar sayesinde işte formanızın ensesine, çantanıza, kaskınıza, aerosele borularınıza bunu takabilirsiniz. Farklı farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Birçok yere
uyum sağlayabiliyor. Ben tek şarjla yaklaşık bir hafta kadar kullanıyorum bunu. Bana yeterli geliyor. Çamurluk olarak arkada böyle bir çamurluk kullanıyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim. Tamamını kapatıyor bisikletin. Arka taraftan ve hiç çamur almamış oluyorum. Ön tarafta da şöyle bir durumum var. Kullandığım lastik biraz büyük. Çamurluk bu araya sığmıyor. Böyle bir çamurluk kullanıyorum. Yani şu anlık bu kadro altı koruyucu işe yarıyor ama ön lastiği ya da belki maşayı değiştirdikten sonra arkada kullandığım bu tam kapalı çamurluğun ön tarafını kullanacağım. Bu arada çamurluklarla ilgili bir çamurluk rehberi var demiştik. aynakol.org'da bunu bulabilirsiniz. Linkini birazdan aşağıya doğru paylaşacağım. Bu Specialized Plug and Play çamurluğun detaylı açıklaması ve benzer modellerin detaylı açıklamaları da orada mevcut. Bu kutu nedir? Biraz size ondan bahsedeyim. Ve hani özellikleri nelerdir? Neden böyle bir kutu tercih ettim? Ondan bahsedeyim. Bu kutu aslında bir sele altı çantası. Yani bir sele altı çantasına koyduğunuz ekipmanları barındırıyor içerisinde. Hemen şöyle açayım. İşte içerisinde bir tane iç lastik, bir tane karbondioksit tüpü, bir tane levye, bir tane de yama kiti mevcut. Yama kitini de göstereyim şöyle. Hani yama kiti kendinden yapışkanlı. Super B markaymış ama yine bir sürü farklı markanın yama kitleri mevcut. Siz onlardan tercih edebilirsiniz. Böyle bir kutu. Peki neden böyle bir kutu tercih ediyorum? Çünkü sele altı çantası taşımayı ya da formamın cebine böyle yedek malzemeleri koymayı sevmiyorum. O yüzden böyle bir kutu var. Bu kutunun tek bir dezavantajı var. Taşımak için şurada göstereyim bağlantısını. Bisikletinizde üçüncü bir matara kafesi deliğine ihtiyacınız var. Eğer bisikletinizde üçüncü bir matara kafesi deliği yoksa bu kutuyu kullanamıyorsunuz. Peki benim bisikletimde üçüncü matara kafesi deliği yok ama ben cebimde eşya taşımak istemiyorum. O zaman ne yapmalıyım derseniz de şöyle kutular var. Bu kutuların içerisine aksesuar koyabilirsiniz. Yani yine bunun içerisindeki gibi bir tane iç lastik, bir tane levye, bir tane pomp, karbondioksit tüpü ve pompası gibi aksesuarlarınızı bunun içine koyabilirsiniz. Böyle bir kutuyu isterseniz bisikletçilerden satın alabilir ya da eski kullanmadığınız mataralardan kendiniz yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşım Kamil Özdemir'in böyle bir kutuyu nasıl yapacağınızı anlattığı güzel bir videosu var. O videoyu da aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Böylece eski mataralarınızı dönüştürüp böyle bir kutuya sahip olabilirsiniz kendinizde. Bu kutular matara kafeslerinize çok sıkı şekilde oturduğu için şöyle kolay kolay yerinden çıkmaz. Oldukça emniyetlidir. Yani tabii yazın çok sıcak havalarda iki tane matara kafesi taşıyorsanız böyle bir şey takma şansınız yok. O zaman sele altı çantası tek çözüm. Matara olarak termal bir matara kullanıyorum kış aylarında. Neden? Hani içerisindekini sıcak tutması için. Yani kış soğuklarında soğuk su içmeme sebep olmaması için. Burada yine böyle güzel bir alyan çakısı kullanıyorum. Matara kafesine matara kafesine bağlanmış. Bu matara kafesine bağladığım alyan çakı sayesinde cebimde de alyan çakı taşımamış oluyorum. Hemen isterseniz size onu da göstereyim. Oldukça ufak. Üstünde bisiklet için ihtiyacınız olabilecek bütün anahtarlar mevcut. Bunu hemen şöyle yerine takalım. Bu pompa hem karbondioksit tüpüyle hem de normal el pompası olarak çalışabiliyor. Burada göreceğiniz üzere mavi taraftan karbondioksit tüpünden gelen havayı bu taraftan da normal elle uyguladığınız havayı gönderiyor. Bu sayede yanınızdaki karbondioksit tüpleri biterse lastiğiniz patlak kalmamış oluyor. Normal koşullarda da
normal pompayla da lastiğinizi şişirebiliyorsunuz. Yine bu setin tamamı olarak şurada headset'in içerisinde bir tane zincir anahtarım bulunuyor. Böylece bisikletin üzerinde ihtiyacım olan bütün malzemeleri sırtıma ya da bir sele altı çantasına koymadan taşıyabiliyorum. Arkadaşlar, son olarak şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bisikletle ulaşım videosunda size bir ilk yardım çantasından bahsetmiştim. Hani küçük bir ilk yardım çantası taşıyabilirsiniz yanınızda diye. Hani yanımıza taşıyacak kadar küçük bir ilk yardım çantası nasıl bir şey bulabilirim, nerede bulabilirim diye soran arkadaşlar oldu. Onlar için şöyle göstereyim. Şöyle ufak Doktor Plus marka ilk yardım çantaları mevcut. Burada gördüğünüz yolculuk kiti, ama bunun içerisinde bisiklet versiyonu da var. Yani içerisinde bisiklete binerken başınıza gelebilecek durumlar için özel tasarlanmış malzemeler olan bir modeli de mevcut. Hani kutu her bisiklet çantasına sığmayabilir ya da her sele altı çantaya sığmayabilir. Ama işe bisikletle gidip geliyorsanız sırt çantanıza koyabilirsiniz. Ya da içindeki ekipmanlardan ihtiyacınız olacağı kadarını sele altı çantanıza yerleştirebilirsiniz. İşinize yarayacak çok şey var. Mesela böcek sokması gibi şeyler için böyle ufak tefek şeyler var içerisinde. Oldukça faydalı bir set. Dediğim gibi Doktor Plus marka. Bunun da linkini aşağıda paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Size biraz bisikletimden ve üstündeki ekipmanlardan bahsetmeye çalıştım. Sizin de bisikletle ilgili sorularınız varsa bana ulaşmaktan çekinmeyin. Keyifle cevaplıyor olacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bisikletle kalın.